arkadaşlar, örgü aşkım, bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlerle güzel bir modelle birlikte olacağız. Modelimiz gördüğümüz gibi zincirlerden ve aradaki trabzan sıralarından oluşmakta ve e, görüldüğü üzere gayet hızlı bir şekilde boyu kalkan çok hoş bir model. Yazlık e, kıyafetlerimizde çok güzel olacak modelimizi hemen çalışmaya başlayalım. Öncesinde bir anlatmak istiyorum bakınız modelimizi modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşarak zeminimizi hazırlıyoruz ve hazırladığımız bu zemin üzerine modelimizi kurarak örüyoruz öncesinde trabzanımız ve sonra zincirlerden oluşan sıramızı örüyoruz ve bir sıra sık iğnemizi geçtikten sonra tekrar trabzanımız ve zincirlerimiz şeklinde modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi uygulamaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekeceğimiz zaman 4 ve 4'ün katları olmasına dikkat ederek çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben 16 tane model zincir çektim. 16 4'ün katı olduğu için 4 tane modelimizin üzerinde çalışmak istiyorum. Hemen 3 tane zincir ilave ediyorum ve dördüncü zincirimin içerisine gelerek 1 2 3 3 defa da alıyorum ve zemiyenimi hazırlıyorum. Birer birer zincirimin içerisine girerek bakınız 16 zincir çekmiştim. 3 tane ilave ettim dördüncüye geri dönerek battım. Yani 16 tane trabzanımın olmasını burada sağlıyorum. Modelimizi direkt zincirin üzerine uygulayacaksanız uzunca bir zincir de çekerek e, dilediğiniz sayının hani yanılma ihtimaline karşı fazla da çekip daha sonra fazla gelen kısmı da e, kesebilirsiniz. Uygulayacağınız yeleklerimizde ya da bluzlarımızda kolaylık olur. Evet şimdi zincirimi ben birer birer örüyorum. Başını bir defa doluyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3. Bir defa doluyorum. 1 2 3. Yine bir defa dolayarak 3 defa alıyorum. Ve zincirimi sonuna kadar geliyor 16 tane tırabzanımı ördükten sonra hemen zincirlerden oluşan sıramızı örmeye başlayalım. 15 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Sadece bakınız sık iğne ördüğümüz şekliyle bir defa batıp kapatıyorum kapadığım yerde zincir ilavesi yapmadan hemen 15 zincir çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 zincirimi çektikten sonra 4 ve 4'ün katlarına modelimize kurduğumuz için 4. trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 ve 4 hemen sık iğnemiz gibi batıyoruz kapatıyoruz. Ve yine 15 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 zincirimi çektikten sonra yine 4'ün katına batıyorum. 1 2 3 4. Bakınız 4 4 ilerliyoruz. 4.'cüye sık iğnemizi battığımız şekliyle batıyoruz. Son olarak 15 zincirimi çekiyorum. 6 7 8 9 15 zincirimi çektim ve en son trabzanımın olduğu yere batıyorum. Şu şekilde batıyorum. Battığım yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekerek battığımız yerden çıkıyoruz. Bakınız en sonda. Şöyle bakalım. Bakınız aşağıda 4 ve 4'ün katlarını oluşturacak şekilde yuvamızı hazırladık. Trabzanlarımız ördükten sonra 15 zincir çektik, 4.ye battık, 15 zincir çektik ve bu şekilde ilerleyerek sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi 8 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum. Şu şekilde. Buradaki boşluktaki bulunan zincirlerimizi şimdi burada gördüğümüz gibi kıvırma işlemi yani bükme işlemini yapıyoruz ve üzerlerini örmeye başlıyoruz. Hemen ilk 15 zincirimi şu şekilde alıyorum. Şöyle bakın. sağ tarafa doğru büküyorum. Gördüğümüz gibi bakınız hemen şuradan büküyorum şöyle. Büktüğüm yerden hemen arasına giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Üçüncü sık iğneyi örüyorum. Üç tane sık iğnemizi hemen bu büktüğümüz yeri örüyoruz ve araya Bakınız içeriye değil araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar ikinciyi büküyorum. Şöyle. Tekrar yapalım Bakınız şu şekilde duruyor. Elimizi şöyle aldığımız zaman bakınız şu şekilde hemen büküyoruz. Giriyorum araya. Bir. ikinci sık iğne. Ve üçüncü sık iğnemi örüyorum. 3 tane sık iğne yuvaya ördükten sonra bir tane yuva dışı zincir çekiyorum. Yine bakınız 4 ve 4'ün katları olarak ilerliyoruz. 3 içine 1 dışına ördüğümüzde her modelimiz için 4 tane trabzan zeminini yine kuruyoruz. Hiçbir kaybımız olmuyor. Sıradaki zincirimi yine başparmağımı arkadan şöyle iterek düzeltiyorum. Ve hemen yuvanın içerisine 1 2 3 tane sık iğnemi örüyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. En son zincirimi yine büküyorum. Giriyorum içine 1 2 ve 3. 3 defa sık iğnemi dolduruyorum. Bakınız 8 tane zincir kenarımızdan çektik. 3 tane sık iğne doldurdum. 1 zincir araya 3 sık iğne doldurdum. 1 zincir araya ve hepsinde de büktüm. Şimdi bakınız kenarımız şu şekilde 8 gibi kaldı. Buradan dümdüz olmasını istiyoruz şu taraftaki gibi hemen iki defa başını doluyorum bakın zincir çekmedim iki defa başını doluyorum ve trabzanımı çıkardığım yerden bakınız yerden aynı yere batıyorum ve birinciyi tek diğerlerini iki iki örerek yukarıya doğru uzatıyorum trabzanım. Ve burada bakınız birbirlerini bozacak şekilde olmamalı buradaki ayarımızı güzel kontrollü bir şekilde bakın her ikisi de gayet ortadaki zincirlerimizin olduğu sayıya uyumlu bir şekilde. Şimdi bu yönde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki zincirim yarım kalmış. Hemen onu düzeltmek istiyorum zincirimin arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum ve bu ortadaki üç tane sık iğnemin her birine birer birer trabzanımı örüyorum trabzanımı bir defa başını doluyorum üç defa da alıyorum Dilerseniz iki defada da alabilirsiniz 2 ve 3 3 tane sık iğnemin her birisini birer defa aldım tığımın başını tekrar doluyorum araya bir tane zincir çekmiştim araya da giriyorum ve bir trabzanımı da araya örüyorum şu şekilde bakınız 3 tane sık iğnemizin üzerine trabzanımız ördük bir de araya trabzanımızı ördük şimdi bir sonraki modelimize geldik tığımın başını doluyorum sık iğnemin birincisinin içerisine giriyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum, Tığımın başını doluyorum, her ikisinin arasındaki zincirime de giriyorum ve dördüncü trabzanımı da bu şekilde örmüş oluyorum. Yani 4 ve katları demiştik, dörder dörder, hepsini yine hiç kaybetmeden oluşturuyoruz. Tığımın başını doluyorum, sık iğnelerimi birer birer örüyorum. 3 sık iğnemi ördüm, trabzan olarak araya girerek batıyorum dördüncü trabzanımı da örüyorum ve en son 3 tane trabzanımı da örüyorum 2 3 tane sık iğnemi bir de kenardan çıktığımızın üzerine batarak örüyorum toplamda 4 tane trabzanımı ördüm bir uçtan bir uca yine yukarıya aynı şekilde sıramızı kurduk ve zincirimizi çekerek yine buradaki görmüş olduğumuz uzatma sıramızı başlatıyoruz. En son trabzanımın üzerine 15 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4'e batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4'e batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 4'e batıyorum. 1, 2, 3, 4. Batıyorum en sona. 15 tane uzatma zincirlerimizi yaptıktan sonra kenarımıza 8 tane zincir çekerek geri dönüşümüzü yapıyoruz. Bir tanesini çekmiştim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örgümüzün yönünü çeviriyorum. Yine kıvırma işlemini yapıyorum. Bakınız şu şekilde bükü veriyoruz. Dilerseniz tabii bu şekilde de bükebilirsiniz. Ama hepsinin aynı olması gerekmekte. Şu şekilde daha elimiz yatkın. 1 2 ve 3 Araya bir tane zincir tekrar büküyorum. 1 2, 3. Araya bir tane zincir. Tekrar büküyorum. 1, 2 ve 3. Araya bir tane zincirimiz ve son olarak büküyorum. 1, 2, 3. Şimdi bükmüş olduğumuz yerden aşağıdan yukarıya doğru iki defa başını doluyorum ve en son trabzanımızı, bakınız, zincirimizin çıktığı yere batıyorum. Birinciyi bir defa 2 2 2 Evet kasmayacak şekilde örüyorum ve modelimizin üzerine trabzanlarımızı da ördükten sonra bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet bir model çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni modellerimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.